Yepyeni bir Merkez Kort programından yeniden herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün yine her zamanki gibi yanımda partnerim Sercan Erozan ve konuklarımız var. Bu hafta konuklarımız özel vasıf turnuvasında kadınlar şampiyonu ve ikincisi sevgili izleyiciler. İlk olarak ikinci Nadir Çınarlılı stüdyomuzda olacak. Ardından da Şengül Tilki şampiyon stüdyomuza konuk olacak sevgili izleyiciler. Sercan merhaba. Merhaba Mustafa, nasılsın? Sağ ol Sercan. Nadir, programımıza hoş geldin. Öncelikle tebrik etmek istiyorum seni. 15 yaşında bir tenisçi olarak, performans olarak iyi bir çıkış yakalayarak final oynadın. Önemli isimleri yendin. Daha önce hiç yenemedin. Öncelikle Özay Barutçu, daha önce hiç yenmemiştin bildiğim kadarıyla. Tabii Özay'ın bir sakatlığı söz konusuydu ama ardından da Azra'yı yendin. Ve sonra Şengül'le finale çıktın. Bu senin tenis kariyerin için bana göre önemli iki adımdı. Sen önce bununla ilgili ne söylemek istersin? Direkt konuya girelim. Öncelikle Özay ablanın maçına çıkmadan önce çok heyecanlıydım. Çünkü ilk defa bir turnuvada ondan karşılaştım. Açıkçası daha çekişmeli bir maç olacağını düşünürdüm. Ama Özay ablanın sakatlığından dolayı çok mücadele edemedi. Ama yine de tebrik ederim. Ondan sonraki yarı final maçım Azra'ylaydı. Azra'nınki maçımda da gene aynı stresle çıktım. Çünkü onunla daha önce oynadım ve kaybettim. Onu bu turnuvada yenmek benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Ondan sonra Şengül ablayla oynadım. Kaybettim ama onu da tebrik ederim. Çok güzel bir final çıkardık. Evet, az sonra sana tabii ki final maçınla ilgili sorular soracağız. Çeşitli sorularımız var. Bir tanesi canlı yayında oynamak nasıl bir duygu? Seni kameralar çekiyor, canlı yayınlanıyor maçın. Onu sana birazdan soracağız ama önce Sercan istersen turnuvayı kısaca bir değerlendirelim. Ardından Nadir'e duygularını soralım. Evet Mustafa, geçen hafta birazcık giriş yapmıştık. Özay, Vasıf, Kapla ilgili oyuncu sayısı, turnuvanın gidişatıyla ilgili. 23'ünde 2 gün bizi yağmurun etkilemesine rağmen 23'ünde turnuvamızı tamamladık. Herhangi bir sıkıntı olmadan toplamda 296 oyuncunun farklı kategorilerde mücadele ettiği bir turnuva oldu. Biraz sonra istersen sayarım, yani geçen defa da konuşmuştuk. Bütün 8 yaştan tenise hoş geldin kategorisine kadar birinciler, ikinciler hep belirlendi. Üstünden geçebiliriz istersen. Benim gördüğüm 6 kortlu şehir kulübü kortlarında düzenlenen turnuvada alternatifimizin, hakemlerin bakımından, işte maçların erken bitmesi, birinin hemen arkasına diğer maçı başlatması kort fazlalığından dolayı çok avantaj sağladı bize. Maçların en geç bitiş saati 9'du. Daha geç olduğunu sanmıyorum, hatırlamıyorum yani. Ben dediğim gibi her gün de oradaydım. Yani turnuva 10'unda başladı, 23'üne kadar ben her gün kortlardaydım. Gördüğüm oyuncuların özellikle altyapıda 8-9-10 yaş kategorilerinde yeni oyuncuların çıktığı sayıların turnuvada geçen gün yeni turnuvasıyla beraber bu kategorilerdeki sayıların artık artış gösterdiği bir turnuva oldu. 12-14-16 yaşlara bakacak olursak, yaş kategorilerine bakacak olursak aslında evet sürprizler de vardı. Benim daha iyi yerlere gelmesini beklediğim oyuncular vardı ki fazla ilerleyemedi. Herhalde bilmiyorum, o antrenman süreçleri veya okulun açılması etkilemiş olabilir. İyi sonuçlar alan çocuklar da vardı. Mesela şöyle örnek vereyim. Turgay Hıdıroğlu, yani hem 16 yaşta şampiyon oldu hem büyükler kategorisinde. Aslında olduğu şey fikstür biraz zorluydu ve Zorbay'la karşılaştı. Mustafa Zorbay'la şampiyonla. Belki farklı bir tarafta olsa, alt grupta olsa belki o da daha fazla ilerleyecekti. Onu gördüm. Toprak Berkol 16 yaşta ve büyükler kategorisinde mücadele etti. Daha fazla şeyler beklerdim açıkçası Toprak'tan. Başka örnek verecek olursak işte Nadir'in finale çıkması benim için sürpriz oldu. Orada çünkü söylediğiniz gibi biraz önce önünde Özay da vardı, Azra da vardı. Çünkü bakıldığında Azra da hem daha önceki turnuvalarda şampiyon olan biri veya en kötü Şengül'le final oynayan bir oyuncu. Şu anda da hatırladığım klasmanda da bir numaradadır. Genel klasmanda. Yani ilk etapta bunları söyleyebilirim. Biraz sonra detaylarda hatırladık sonra isimleri de verebiliriz.
Evet Nadir, sen ne söyleyeceksin? Bu sezona nasıl başladın kendi tenis kariyerine? İstersen biraz tenis kariyerinden bahset. Neler yapıyorsun şu anda? Nasıl ivme kazandı tenisin? Nasıl ilerlemeye başladın? Çünkü ben de hocan olduğum için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki oyunun gerçekten ilerledi. Neler yapıyorsun? Buradan izleyicilerimizle istersen paylaşalım. Öncelikle yazdan itibaren tenise daha çok önem vermeye karar verdim. Derslerimden daha çok teniste ilerlemek istediğim için. Yazda Koza'ya gittik kampa birlikte. Orada bir haftalık süreçte gayet ilerlediğimi düşünüyorum. Buraya geldiğimde antrenmanlarımı düşürmedim. Günde 5 saat, 6 saat antrenmanlar yaptım. Tabii yapamadığım zamanlar oldu ama tenisten kopmadım. Okul açıldı. Derslerim beni biraz zorlar bu dönem ama halen daha tenisten hiçbir şekilde kopmamaya çalışıyorum. Oyunumun da gayet çok fazla ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü yaptığım antrenmanların sonucunu almaya başladım. Bu girdiğim turnuvada örnek olabilir bana. Böyle. Evet Nadir, şimdi ITF turnuvaları da oynamaya başladın. Hem ülkemizde oynuyorsun hem uluslararası turnuvalarda oynamaya başladın. İlk başlarda biliyorsun uluslararası oyuncuların bizden çok farklı olduğunu düşünüyordun. Şu an hala o düşüncen var mı kafanda yoksa artık o yavaş yavaş silinmeye başladı mı? Hiç bizden bir farkları yok. Evet, istersen final maçına geçelim Sercan. Final maçı canlı yayınlandı. Seninle birlikte sunduk maçı. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum Nadir. Büyükler kategorisinde finale kaldığın zaman ne hissettin? Aslında kendimle gurur duydum ama beklerdim. Çünkü bütün yaz bir şeyler başarabilmek için sürekli çalıştım ve karşılığını aldığım için çok mutlu ve gururluydum. Peki maçının canlı yayınlanacağını öğrendiğin zaman ne hissettin? İlk başta çok stres oldum. Dedim ben oynayamam canlı yayında falan ama maça girdikten sonra artık dışarıyı düşünmediğim için pek şey olmadı benim için. Peki, sorun olmadı. Açıp izledin mi maçını daha sonra? Hiç merak ettin mi nasıl oynadın maçını diye? Aslında bu senin için büyük bir şans. Şengül için de büyük bir şans. Yani neler yaptığını, nasıl oynadığını gerçekten izlemek çok önemli. Biraz sonra Şengül'le de röportaj yaptığımızda buraya geldiğinde Şengül'ün bir hikayesi var. Her zaman anlatırım Sercan. Biz Şengül'le milli takım turnuvaya gittik. Milli takım seçmelerine, Mersin'e. 16 yaş milli takım seçmelerine. Orada Şengül antrenman yapıyoruz Şengül'le. Bir oyuncu buldum ona. İşte maç yapıyorlar. Dedim ki hiç ayakların çalışmıyor Şengül. Diyor ki ben çalışıyor. O kadar bir sinirlendim ki artık dedim ki tamam yani kızmayla bir şey olmuyor. Videoya çekeceğim. Akşama da izletirim. Açtım videoya çektim bir setlik maçını. 6-4 sanırım kaybetmişti maçı. Akşam dedik ki hadi oturup izleyelim. Maçı izledik. Dedik ki işte burada bunu yapsaydın, burada bunu yapsaydın, burada bunu yapsaydın dedik. Rastgele aynı oyuncu bize kurada çıktı. Ve o kurada çıkan oyuncu da bir önceki haftada Tennis Europe şampiyonu. Yani ciddi bir rakip. Ve çıktı onu maçta sanırım 7-6 kazandı. Ve bütün Türkiye'nin milli takım antrenörleri tepemize toplandıydı. Yani aslında kendi oyununu izlemek çok önemli. Evet. Yani bu bana göre çok büyük bir artı kazandırır oyunculara. Ne yaptığını, nasıl yapması gerektiğini gösteren bir etken diye düşünüyorum. Hataları nerede yaptığını, nereden sayı aldığını. Evet. Bir sonraki sefer Şengül'le oynayacağında mesela örnek veriyorum Nadir'in. Şengül'ün nereden hata yaptığını, nasıl sayı alabildiğini Nadir'in. Analizleri oyuncunun veya işte antrenörün yapması gerekir bana göre ki elinde bir dono olsun bir sonraki turnuvada. Evet, ne hissettin maçta oynarken? Ne yapsaydın kazanırdın? Ne yaptığın için kaybettin sence? Ben çok basit hata yaptım maçta. Güzel sayılarım oldu. Şengül ablanın da güzel aldığı sayılar vardı ama kaybetmemdeki en büyük etken de yaptığım basit hatalardı. Peki ikinci set öne geçtin. Orada hiç kazanabileceğini düşündün mü? Düşündüm. Evet, sonra sanırım 4-3 öne geçtin. 4-4 oldu. Oradan da 5-4, 6-4 maçı kaybettin. Evet Sercan, istersen turnuvadan devam edelim. Turnuvanın sonuçlarını izleyicilerimizle biraz paylaşalım. 16 yaşındaki bir erkek oyuncumuz da aynı Nadir gibi büyükler finalinde Mustafa Zorbay'la oynadı. Yusuf
Gökbayrak. Evet. O da aslında bizim için bir sürpriz isim. Evet. İstersen onlardan da bahset. Tabii Yusuf da kendi kategorisinde dediğin gibi 16 yaşında bir oyuncu. Hem 16 yaşta final oynadı. İkinci oldu. İşte evet. Turgay o kategoride şampiyon oldu. Aynı şekilde Zorba'yla, Mustafa Zorba'yla büyükler kategorisinde final oynadı. Yani Yusuf için de bence çok iyi bir turnuva geçti diye düşünüyorum. Orada o maçı da beraber seninle canlı yorumladık. Orada da aslında Yusuf'un o yayın esnasında da konuşmuştuk. Çok basit hataları vardı aslında. İlk setteki ilk oyun yaklaşık bir 15-20 dakika sürdü. Hatırladığım kadarıyla avantaj berabere. Evet. Güzel ralliler oldu. Sonrasında tabii Mustafa Zorba tecrübesiyle seti aldı götürdüydü. İkinci sette de aynı şekilde başlangıcında gene mücadele vardı. Gene uzun sürdü ilk oyun. O oyunu Yusuf aldı. Sonrasında tekrar Zorba geri dönüp seti aldı ve şampiyon olduydu. Tecrübe önemli Mustafa. Yani dediğin gibi yani Nadir de Yusuf da daha genç, bu maçlardan tecrübe çıkaracak. Hatalarını nereden yaptıklarını analiz edecekler. Ona göre de bir sonraki turnuvalarda bunları telafi etmeye çalışacaklar. Buradan şunu söylemek isterim Sercan. Hem bizi izleyenlere, izleyen oyunculara da söylemek istediğim bir şey var. Nadir'e defalarca anlattım. Oyuncularıma da anlatmaya devam ediyorum. Tabii bazen ikna etmekte de güçlük çekiyorum. Örneğin Mustafa Zorba'yı yenmek için daha sert servisler atmaya çalıştım dedi Yusuf. Gerek var mıydı? Normal servisini attığında zaten bitiriş vuruş yapmıyordu ki Mustafa Zorba. Sanırım ilk servis oranları da çok düşüktü. Evet, Yusuf'un. İlk servis oranı düşüktü. Zaten içeriye atamadığın bir servis var. Onu içeriye atsan zaten ikinci servisini içeri attığın zaman da sana ciddi bir return gelmiyordu. Yani boşu boşuna bana göre yapılan hatalar var. İşte bu tamamen psikolojik. Yani Avrupa'ya gidildiği zaman Avrupalılarla oynarken daha sert vurayım diyerek hatalar yapıyoruz. Aslında normal standart oyunumuzun üzerine geliştirerek bir şeyler yapsak çok daha başarılı olacağız. Bu da tabii ki böyle önemli maçları oynayarak olur Sercan. Yani tabii ki. Oynamadığımız için onların bizden çok farklı olduğunu düşünerek daha büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Yani en büyük dezavantajımız bu. Ben kendi öğrencilerimi ikna etmekte bazen güçlük çekiyorum. Diyor ki daha sert vurmalıyım. O ne kadar güçlü vuruyor diyor. Yani bunu Nadir'le de yaşadık zaten ama artık ikna olmuş durumda. Sadece ona verdiğim kurallar çerçevesinde oynamaya çalışıyor. Bu da adım adım onun ilerlemesini sağladı zaten. Evet istersen bütün kategorileri değil ama birkaç kategoriyi isim olarak açıkla bize. İstersen 8 yaştan başlayalım. Tamam. Parça parça ara ara bu tamam. İsimleri veririz. O zaman 8-10 yaşı verelim. Ardından özel vasıfın kim olduğuyla ilgili minik bir videomuz var onu izleyelim. Tamam. 8 yaşta katılımımız 16 yaşın üstünde olduğu için iki grup olarak düzenledik. Ya kural da o şekildedir. 8 yaşın 16 oyuncunun üzerinde olduğunda 8-9-10 yaşlarda iki şampiyonumuz çıkar. Biz de onları birinci grup ve ikinci grup olarak ayırdık. 8 yaş birinci grup birincisi Ayaz Kaan Çağlayan Özevin oyuncusu. 8 yaş birinci grup ikincisi Kaan Tüzünkan Pakan Derneği'nin oyuncusu, spor kulübünün. 8 yaş ikinci grup birincisi Manisadar Bageri Dağ oyuncusu. 8 yaş ikinci grup ikincisi Melin Akçın Pakan oyuncusu. 9 yaş kızlar birincisi Anastasia Elşina Ferdi Bir oyuncu. 9 yaş ikinci, kızlar ikincisi Larin Vural, Lefkoşa Şehir Kulübü oyuncusu. 9 yaş erkekler birincisi Said Zeki Avcı, Lefkoşa Şehir Kulübü oyuncusu. 9 yaş erkek ikincisi Çağ Refikoğlu, Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu. 10 yaş kızlar birincisi Beren Başaran, Lefkoşa Şehir Kulübü oyuncusu. 10 yaş kızlar ikincisi Anastasia Elşina Ferdi. 10 yaş erkeklerde de aynı şekilde iki grubumuz var. 10 yaş erkekler birinci grup birincisi Deniz Varoğlu, Lefkoşa Şehir Kulübü. 10 yaş erkekler birinci grup ikincisi Erdal Arabacıoğlu, Gönyeli Tenis Kulübü. 10 yaş erkekler ikinci grup birincisi Baran Başaran, Lefkoşa Şehir Kulübü. 10 yaş erkekler ikinci grup ikincisi Cafer Tosunoğlu, Mausa Belediyesi Tenis Kulübü. Evet Sercan, şeyden de bahsedelim istersen. Bu 9-10 yaşın konseptini değiştirdik. Evet. Yani 2 günde biten bir
turnuva oldu. Turnuvaya dönüştürdük. Evet. Geri dönüşler nasıl? Valla bununla ilgili geri dönüşlerde şöyle bir şey var. Yani tek set dörtlük olduğu için insanlar diyor ki çocuk ısınsın. Hı hı. Maç biter. Yenen yener, yenilen yenilen. Geri döndürme şansı yok. He. Onu diyorlar ki tek bir görüş aldım onunla ilgili. Altılık yapılabilir mi? Şimdi orada da ben her seferinde topu teknik komiteye atarım. Derim ki tamam okey. İlk teknik komite toplantısında ben bunu size bu söylediğinizi sunarım. Ama bana göre farklı şeyleri var. Şimdi biz ne dedik? Grup maçlarında ve çeyrek final maçlarında tek set dörtlük olacak. Yarı final ve finalde dörtlük iki set olacak. Evet. Şimdi altılık oynattığımızda, altı oyundan bir set yaptığımızda çeyrek finale kadar, sonrasında dörtlük iki sete döndürdüğümüzde bir sakıncası var mı yok mu? Ben bunları antrenörlerle tartışmak yani isterim. Buradan şunu söylemek istiyorum bizi izleyenlere Sercan. Biz bu karar alırken şöyle aldık biliyorsun. Grup maçlarında 3 maç yapacak. Evet. Gruptan çıktığında çeyrek final maçı yani toplamda 4 maç 4 set demek. Ne demek? 2 evet. Tane maç gibi yani 2 evet. Set 2 set 2 maç gibi düşün yani 4 set. Ertesi günü yarı final 2 set final 2 set. Yani oyunculara her gün 4 tane dörtlük oynama imkanı sağlıyor aslında bu uygulamaya. Aslında biz bunu yaparken bunu düşünerek tabii ki örnek yapan ülkelerden de bakarak biz bunu yaptık. Tamamen mantık bu. Yani hı hı. Bir günde iki maç kaç set eder? 4 set eder. O zaman 4 maç yapabilirsin. Bunu da yaparken yine neden bunu öyle yaptık? Daha farklı insanlarla daha çok oynamaları için. Evet. Yani aslında burada kazanmanın, kaybetmenin çok önemli olmadığını ailelere anlatmak lazım. Yani evet ilk maçta ısınamamıştır. İkinci dörtlükte ısınmıştır. Yani o gün çok fazla işte kupaya yönelik oynamamak lazım. Yani performansa yönelik. Yani ne yaptı bu çocuk? Antrenmanda yaptığını uygulayabiliyor mu? Şimdi bunu bir antrenör bu şekilde düşünebilir. Ama bunu veli olarak baktığında sonuç odaklı bilin velilerimiz ve en sonunda alacağı madalya ve kupaya bakar çocuğun. Yani o yüzden bana bu bir antrenörden gelmedi, bir veliden geldi. O yüzden ben de tamam dedim. Yani bunu ben tek başıma okey, bu önerini dedim ben alırım, teknik kurula sunarım. Oradan çıkacak olan cevaba göre zaten hareket ederiz. Bunu da ilk defa bu sene uyguladık. Benim gördüğüm insanların 6 gün bir çocuk eğer finale kalırsa, 9 yaşta başlayıp ve 10 yaşta başlayıp, 6 gün o turnuva alanına her gün gider gelir. Ve her gün normalde 2 setlik bir maç yapardı. Neye çevirdik biz? Dediğin gibi senin de işte 4 maç yapacak. 4 maçı işte her biri 1 set. Aslında 2 maç gibi. Çünkü orada şöyle yorumlar çıktıydı. Dörtlük yaptıkları için bu çocuklar zaten yorulmaz. Yorulmadığı evet. için de oynayabilirler, iki günde bitirebilirler. Aynen. Benim de gördüğüm herhangi bir yorgunlukla ilgili bir şikayet almadım. Olumsuz bir geri dönüş de almadım bununla ilgili. Aksine herkes memnun. Sadece böyle bir görüş geldiği için ilk teknik komitede bunu ben arkadaşlara sunacağım. Onunla da ilgili o aileye de ben o sözü verdim. Evet Sercan, istersen özel vasıf kimdir? Bir daha hatırlayalım. Geçen hafta uzun videosu vardı. Hı hı. Bu hafta kısa minik bir videosunu hazırladık. Evet sevgili izleyiciler, özel vasıf kap turnuvasını konuşuyoruz. Özel vasıf kimdir videosu sizlerle. Ben Lefkoşa'da doğdum. 1934 yılında. Tenise İngiltere'de başladım. 14-15 yaşlarında. İngiltere'de okulda oynardık. İngiltere'de sahalar vardı ve çim sahalar vardı. Çok güzeldi ortam. Fakat yağmurlardan dolayı maalesef fazla oynayamazdık. Çünkü orada yazında yağmur yağar. İngiltere'de pek oynamadım sayılır. Yani esas Kıbrıs'a döndüğümde Phil Club'da başladım. Evet, özel vasıf tenise İngiltere'de başlamış ama asıl gelişimini Kıbrıs'ta gerçekleştirmiş. Geçen haftaki videodan hatırlarsan Sercan, bizim tarafta çok fazla kort olmadığı için diğer tarafa gidip Phil Club'da 6-7 kortta daha fazla antrenman şansı bularak oralarda oynuyorlardı biliyorsun. İlter Sami de bunlardan biriydi.
Evet Nadir, istersen seninle devam edelim. Sercan, Nadir'e sormak istediğin sorular var mı senin? Nadir'e şöyle sorularım var. Nadir'in bu sene baktığımda ben bazı turnuvalara girmediğini gördüm. Evet. Girmeme sebebi olarak hazır mı değildi yoksa farklı bir mi sıkıntı vardı? Onu merak ederim bir. İkincisi de buradaki ulusal turnuvalardan haricinde başka turnuvalara girdin mi bu sene? Katıldın mı? Kıbrıs dışında. Evet. Yani Rum tarafında oynadım. Onun dışında Türkiye'de falan oynamadım. Rum tarafındaki ulusal turnuva mıydı yoksa uluslararası turnuvalar mıydı? Uluslararası. Tenis Europe. Evet. Anladım. ITF'de oynadım. Tenis Orada Europe'da. herhangi bir nereye kadar ilerledin? İkinci tura kadar çıkabilirim. İkinci turdan elendim sonra. Anladım. Okey. Evet, burada Nadir'in gelişimini şöyle takip ediyoruz şu anda. Tabii ki bu başlangıç olarak yaptığımız bir şey Sercan. Yüzdelik olarak ilerliyoruz. Tenis Europe'da şu anda %50'ye 50. Bir maç kazanıp bir maç kaybediyor. Tabii ki ana tabloda oynaması bizim için çok değerli. Burada ona zaten bahsettim. İlk turlarda oynadığı maçları mükemmel oynuyor. İkinci tura geçtiği zaman biraz daha kontrollü oynamaya çalıştığı için biraz daha geri düşüyor. Onu atlamamız lazım. Çünkü ilerledikçe turlar stres artıyor maalesef teniste. Artmaması gerekiyor. Yani bizim buradaki amacımız oyunumuzun ne kadar ilerlediğini gözlemlemek farklı oyuncularla. Bunu ona defalarca söylüyorum. Buradan da hem ona hem de diğer oyunculara aslında bu şekilde bakmaları gerektiğini mesajını vermek istiyorum Sercan. Bununla ilgili ben şehir kulübündeki turnuvada hem Özay'la oynadığı maçı hem de Azra'yla oynadığı maçı tabii Şengül'le oynadığı maçta da izledim ama ben Nadir'i kaç zamandır izlemezdim turnuvada ve inanılmaz bir gelişimde olduğunu farkındayım bu arada. Tenisinin üstüne çok koydu. Evet, şu anda Yukarıdakilerin birazcık daha korkması lazım Nadir'den. Şu anda ileriki planlarına ilgili bize bir geri dönüş yapabilir misin? Var mı bir aklında bir şey? Ben biliyorum ama buradan senin aklında olanları izleyicilerimizle paylaşabilir Nadir. Yani okul odaklı değil, daha çok tenis odaklı bir hedefim var ileride. O yüzden tenise bu kadar çok asılırım. Sadece Rum tarafında değil, diğer Avrupa ülkelerinde de turnuva oynayacağım. Zaten sizinle bunu konuştuyduk. Böyle ilerlemeyi düşünüyorum. Evet Sercan, şu anda 2 ITF turnuvası var önünde. Güney Kıbrıs'ta yapılıyor. Bu bizim için bir artı. İnşallah ilerleyen zamanlarda bizim tarafa da böyle bir şans olur. Bizim ülkemizde de uluslararası turnuvalar gerçekleşir puanlı bir şekilde. Bu turnuvalar biter bitmez hemen yurt dışı planı yapmaya başlayacağız Nadir'le. Bakalım nerelere gidecek. İki turnuvası var önünde Kıbrıs'ta 2022 ardından. yılında mı 2023'te mi? 2022'nin sonlarında başlayacak yurt dışına gitmeye. 2023'te de tabii ki devam edecek. Türkiye'de bunların içinde. Yani milli takım dener miyiz, denemez miyiz ona daha tam karar vermedik ama 16 yaş milli takım denemeyi de düşünmeye başladık. İstersen Sercan özel vasıf turnuvasından devam edelim. Başkanların bir konuşması var bu turnuvayla ilgili. İstersen onları dinleyelim ardından biz tekrar konuşmaya devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, Özel Vasıf Cup turnuvasını konuşmaya devam ediyoruz. Başkanlar konuştu. Bakalım neler söylediler. Tekrar hoş geldiniz. Özellikle oyunculara kulübümüze geldikleri için, turnuvamıza katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Siz veliler bu vakte kadar tuttuk sizi. Maalesef teniste süre merhumu yok. Çok güzel bir final maçı izledik. Ben çok zevk aldım. Umarım takip eden herkes mutlu olmuştur. Bu sene turnuvamızı Özel ablamızın adına düzenledik. Bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. Kendisi Kıbrıs tenis tarihinin en başarılı kadın tenisçilerinden. Zamanının çok öncesinde bir tenis oynamış bir oyuncu. Kendisini onurlandırmak istedik. Maalesef sağlık nedenlerinden dolayı aramızda değil ama eminim bizi izlemiştir bugün. Tekrar teşekkür ederiz katıldığınız için. Hasan Başkan. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
Böyle güzel bir görüntü, özellikle bu sağ tarafım, benim için çok anlamlı. Burak Başkanım'ın dediği gibi Özel ablamız bizim için çok değerli. Kendisi hayattayken kendisi adına böyle bir turnuvanın hayata geçmesi çok anlamlı. Daha önce kendisi adına onur ödülleri verdik. Özel abla Burak'a birçok detaya girmedi ama Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde teniste Kıbrıs çapında başarı göstermiş. Kıbrıs tenisinin öncüsü dememiz gerekir. Federasyonun kurucusu dememiz gerekir. Belki adı yoktu ama en büyük partneri İlter Sami Chanel federasyonun kurucusuydu. Federasyonumuza ilk imzaları atan kişilerdi. İlter Sami Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Kıbrıs şampiyonuydu. Yani bir Kıbrıslı Türk'ün o dönemde yakaladığı en büyük başarı kendisinindi. Geçenlerde çok enteresan bir şey öğrendim. Özellikle bizim tenis belgeselimiz var. Buradan bütün çocuklarımızın, ailelerimizin belki birçoğunun haberi yoktur. Kıbrıs'ı tenis belgeseli diye YouTube'dan ve diğer platform nedir? Google'dan arattığınız zaman karşınıza çıkar. Lütfen onu izleyin. Burada Barış Örek özellikle Lefkoşa Şehir Kulübü antrenörümüz Barış Örek'in eseridir. Babasıyla birlikte, Ahmet abimizle birlikte. Ben geçenlerde İlter Sami Şanel'in hem masa tenisinde hem de teniste aynı dönemde Kıbrıs şampiyonu olduğunu öğrendim. Bu büyük bir başarıdır. Normalde karşılaşılmaz. Bizim bu tarz öncülerimiz vardı. Biz onların izinden gitmeye devam edeceğiz. Şehir kulübü bizim için her zaman özeldir. Bugün de görüyorum ki kapıda yaşadığımız zorluklara rağmen burada çok güzel bir manzara var. Canlı yayınımız var. Bugün örnek olduğumuz iki tane spor federasyonunun işbirliği var. Çok yerde göremezsiniz. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu canlı yayında bizlerle birliktedir. Kendilerine çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şehir kulübünde yapılan turnuvalarda bu manzarayı görmek, çocuklarımıza tenis adına geçmişi göstermek bizim için çok önemlidir. Dediğim gibi önümüzdeki yıl inşallah bu kortlarda çok daha büyük bir organizasyon göreceğiz. 2022 yılının son organizasyonuydu bu. 5 organizasyon yaptık, ulusal organizasyon değişik şehirlerde. Hepsi gerçekten pandeminin izlerinin silindiği birbirinden güzel organizasyonlar oldu. Bizim tenis adına unutmamamız değerlerin örnekleri oldu. Gönyeli Tenis Kulübü'nde Yusuf Yönler, Gönyeli Tenis Kulübü Yusuf Yönler'e yakışır bir organizasyon yaptı. Lefkoşa Şehir Kulübü Özel ablamız adına gerçekten yakışır bir organizasyon yaptı. Bütün maçlar onların isimlerine yakışır şekilde oldu. Sözü fazla uzatmadan, sizleri fazla bekletmeden emeği geçen herkese, hakemlerimize, kulüp profesyonel kadromuza, çünkü kapıda çok mücadele verdiler biliyorum. Basınımıza içeriye giremediler biliyorum. Mücadele verdiler içeriye girmek için. Çocukların peşinden koşan ailelerimize, kapıda takılanlar oldu, bizi arayanlar oldu biliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Son olarak bu turnuvayı güzel yapan sporcularımıza ve başarı gösteren, başarı sağlayan sporcularımıza tek tek canı gönülden tebriklerimi sunuyorum. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ve ana sponsorumuz Ümit Onan'ı buraya davet ediyoruz. Bu arada özür dileyerek atladım. Kendisine dışarıda söyledim. Ümit Onan, Onan Limited'in direktörlerindendir. Eski tenisçidir, aramızdandır. Bu turnuvanın başında ana sponsor oldular. Biz normalde ana sponsorların ismini turnuvaya veriyoruz. Yani normalde bu turnuva hayat suyuydu, hayat kaptı. Fakat Ümit dedi ki Özel Aplan'ın önüne geçmesin, Özel Vasıf Kap olsun. O yüzden bu turnuva sponsoru gölgede bıraktık. Özel Aplamızın önüne geçirmedik. Kendisine bu özel jesti için çok teşekkür ederim. Buyurun, takdim Çok edelim. sağ olun. Öncelikle tüm arkadaşların katılımı için teşekkür ederim. Gayet güzel. Umarım iyi sporcular yetişeceği bir turnuvanın başlangıcı olur bu.
Ben de kendi şirketim adına Özel Aplan'ın ismini verelim. Bu turnuvada sponsor olduğum için çok mutluyum. Herkese geldiği ve katıldığı için çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, başkanları ve sponsoru hep birlikte dinledik. Evet Sercan, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve Lefkoşa Şehir Kulübü Başkanı görüşlerini bize söyledi turnuva ile ilgili. Sen neler söyleyeceksin? Biraz önce söyledim ya Mustafa, yani hem sponsor memnun, hem kulüp memnun, federasyon memnun, aileler memnun. İki hafta güzel bir turnuva geçirdik. Başkanın da söylediği gibi yani her iki başkanın da, Burak başkanın da, Hasan başkanın da, sponsorun da inşallah bu turnuva vesile olur. İyi tenisçilerin çıktığı altyapıdan çocuklarımız olur. Gayet güzeldi. Evet Nadir, son olarak sana şunu sormak istiyorum ben. Bize okul açıldıktan sonraki antrenman programından biraz bahset. Neler yapıyorsun? Bazı sabahlar sabah 5'te kalkıp Lefkoşa'ya gelirim. 6'dan 7.30'a kadar antrenman yaparım. Sonra okula giderim. Okuldan sonra ders alam olduğu günler derslerden sonra 6'dan 8'e Mausa'da antrenmanlarımı yaparım. Ve eve gidip yatarım. Bu kadar. Okulun evet. Lefkoşa'dır değil mi? Evet. Her gün okulla zaten Lefkoşa'ya geliyor Sercan ama onun dışında Lefkoşa'da 6'da 7.30'a kadar antrenman yapıyor. 7.30'da okula gidiyor. Bazı günler, örneğin bugün sabah antrenman yaptı. Öğlen tekrar antrenmana girecek Lefkoşa'da. Eğer yetişebilirse akşamüstü tekrar Mausa'daki antrenmana gidecek. Yani imkan olduğu sürece antrenman yapıyor. Tabii ki bunu yaparken okulunu da çok engellememeye çalışıyoruz. Evet, okulun önüne geçirdi biraz şu anda istek olarak ama tabii ki okulunu da önemseyerek onu da çok fazla geri plana itmeden arta kalan vakitleri kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım senin Nadir'e evet. Sormak istediğin bir şey var mı? Ben başarılar dilerim Nadir'e. Gelişimini gördüm. Dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi iyi yolda olduğunu gösteriyor kendi de bu dereceye geldiği için. Büyükler 13 artı kadınlar finali oynamak her tenisçiye nasip olmaz. Başarılarının devamını dilerim Nadir'in. Teşekkür ederim. Evet ben de tebrik ederim Nadir. Böyle çalışmaya devam etmelisin. Çünkü karşılığını almaya başladın. Bu da yapabileceğini gösteriyor. Tekrardan tebrik ederim. Sercan istersen ödül törenine geçelim ve diğer konuğumuzu içeriye alalım. Nadir teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Özel Vasıf Cup'ın ödül töreni sizlerle.13 artı kadınlar ikincisi Nadir Çınarlılı. Birincisi Şengül Tilki.
13 artı erkekler ikincisi Göktuğ Yusuf Gökbayrak. On üç artı erkekler birincisi Mustafa Mehmet Zorba. Evet, ödül töreninden görüntüler sizlerle oldu sevgili izleyiciler. Şimdi stüdyomuzda büyük kadınlar şampiyonu Şengül Tilki var. Şengül hoş geldin tekrardan programımıza. Kaçıncı kez konuk oluyorsun? Ben sayamadım, sen biliyor musun? Yani bir 3-4 oldu sanırım. Evet, tekrardan hoş geldin Şengül. Hoş, seni burada ağırlamak tabii ki bizim için çok güzel bir gurur. Tebrik ederim öncelikle turnuvada şampiyon oldun. Bir önceki Yusuf Yönler'de de şampiyon olmuştun. Neler söyleyeceksin öncelikle? Sözü sana bırakalım. Ya öncelikle en başa döneyim hocam ben. Ben bu dönemin başındayken turnuvalara başladığımda sıralama klasman puanlarının yanlış hatırlamıyorsam ya 13.'süydüm ya 14.'süydüm. Çünkü ne liglerde oynadım uzun bir süre ne de doğru düzgün turnuvalara katıldım. Bu dönemin başında kendime dedim ki 13'ten tekrardan bir numaraya ulaşmam gerekiyor. Çünkü kendime yakıştırmadım açıkçası 13. numarada olmayı. Ve hedefime de yıl sonunda ulaştığım için çok mutluyum. Evet, turnuva finalini oynadın ve canlı yayında yayınlandı. Tabii ki bunun bir paylaşımını yaptım, ben gördüm ama buradan izleyicilerimize de
söylemeni istiyorum. Nasıl bir histi senin için canlı yayında oynamak? Yani tabii ki biraz heyecanımın artmasına neden oldu. Azıcık da stresimin artmasına neden oldu. Fakat bende daha çok motive yaratan bir şey bu. Ne kadar fazla kişinin önünde oynarsam, ne kadar fazla kişiye hitap edebilirsem oyunumla, bu beni daha çok motive eder. Bu yüzden böyle bir şeyin olması beni çok mutlu etti. Evet, peki maçı konuşacak olursak, Nadir'le oynadığında neler hissettin? Yani Nadir'in oyunu seni zorladı mı? Orada neler oldu? İkinci sette geriye düştün. Sanırım ilk maçın başında 1-0 geriye düştün. O evet. Duygularını senden adım adım alabilir miyiz? Maçın başında, benim bir gün öncesindeki maçımda ciddi bir sakatlığım oluştu aslında. Hatta ben final maçından önce 45 dakika falan böyle fizik tedavi gördüm. Maça öyle çıktım. Fakat bunu mümkün olduğu kadar sahaya da rakibime de yansıtmamaya çalıştım. Öncelikle Nadir'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu yaşta bence çok büyük bir başarı elde etti. Onunla oynadığım için de ayrıca mutluyum. Çünkü sürekli aynı kişilerle oynuyordum aslında final maçlarını. Ve listeye baktığımda karşımda Nadir'i görünce bir şaşırdım. Biraz da heyecanlandım aslında. Maçımıza gelecek olursak, Nadir'in oyun stili benim açıkçası biraz sevmediğim ve zorlandığım bir oyun stili diyebilirim. Çünkü ben daha atak ve çok fazla fileye yakın aşağıdan oynayan bir oyuncuyum. Ve Nadir de bunun tam tersi. Topları daha spinli ve daha derin oynayan bir oyuncu. Bu beni bayağı zorladı. Evet, tabii ki Şengül'ün bir özelliği var Sercan. Topları önde basıyor. Topları önde bastığı için de yıllarca başarısını sürdürmeye devam etti. Türkiye'de de inanılmaz başarılara imza attı. Buradan tabii ki yeniden tebrik ederim seni. Senin Şengül'e sormak istediğin sorular var mı Sercan? Ben yayında da söylediydim, o gün canlı yayında da. Bazı oyuncular topun yere vurup, sıçrayıp, düşerken topa vururken, Şengül top yere vurduktan sonra çıkarken topa vurur. Bu rakip oyuncu için aslında sevilmeyen bir şeydir. Çünkü pozisyonunu almadan hızlı bir şekilde top geri gelir. Evet. Ve bunu başarabildiği için de Şengül'ün, o çok büyük bir avantajdır onun için. Orada da söyledim. İkinci sette bu birazcık aşağıya gitmeye başladı. Herhalde yorgunluğu veya işte sakatlığının bir durumu vardı. Ama sonrasında maçı kazanmayı bildi. Evet Şengül, neler yapıyorsun? Bize biraz da ondan bahset. Sonra tekrar maça döneriz gerekirse. Ben şu anda antrenörlük yapıyorum Gönyeli Tenis Kulübü'nde. Onun dışında aslında çok fazla antrenman yapıyorum dersem yalan olur. Yani özel derslerde verdiğim kadarıyla oynuyorum. Ya da bazen işte 16 yaşında, 15 yaşında işte öğrencilerimizle oynadığım kadar tenis oynuyorum. Fakat kendi bireysel antrenmanlarımı çok fazla yapamıyorum. Ve buna rağmen aslında turnuvalara halen katılıyor olabilmek ve halen birinci olabiliyor olmak benim için çok güzel. Evet, peki tenisle ilgili ileriye bakacak olursak bir hedefin var mı Şengül? Yapmak istediğin bir şey, bir hayalin? Aslında bunu bana geçen programda sorduğunuzda benim oyunculuk olarak da çok daha fazla hayallerim, hedeflerim vardı ama sanırım artık biraz daha fazla antrenörlük konusunda hedeflerim var. Başarılı oyuncular yetiştirmek, onların kazandığını görmek kendi maçlarımı kazanmamdan daha güzel bir duyguymuş, onu fark ettim. Antrenörlük konusunda tabii ki sizi de örnek alıyorum. Siz de çok başarılı bir antrenörsünüz. Teşekkür ederim. Bu konuda işte bu hedefte daha başarılı olmaya çalışıyorum. Kendi ülkemde de tabii ki bir numarada kalmak hedefim. Böyle. Peki oyuncu olarak kendi kendine müdahale edebiliyorsun. Yani evet. Zor durumdan çıkmayı kendin bulabiliyorsun ama antrenörsün. Nasıl çıkacağını oradan çocuğu oyuncunun biliyorsun ama yapmadığını görüyorsun. Belki dışarıdan da bir şekilde uyarıyorsun ama çocuk yapmıyor. Oradaki hissini bana söyleyebilir misin? Yani bu his hocam çok kötü bir his aslında. Çünkü dediğiniz gibi aynı zamanda hem oyuncuyum şu an hem antrenörüm ve aslında onları sahanın içinde en iyi anlayabilen kişi benim. Çünkü onların geçtiği yollardan ben de geçtim. Onların hissettiği duyguları ben de hissettim ki halen hissediyorum. Onlara tabii ki anlatmaya çalışıyorum.
İşte heyecanlanmayın, üzülmeyin, sahanın içinde ağlayan oyuncularım oluyor mesela bazen. Raketi yere vuran, sinirlenen oyuncularım oluyor. Onlara bunu söylüyorum ama tabii ki yaşlarının büyümesi, daha fazla turnuvaya katılmaları gerekiyor. Evet, hatırlarsan bir geçmişimiz var seninle. Sana şunu söylemiştim. Demiştim ki Şengül, deneyelim. 16 yaşındaydın. ITF turnuvaları oynayalım, tenis Europe'lar oynayalım. En kötü ihtimalle tecrübeli bir antrenör olursun demiştim, evet. Hatırlarsan. Az önce sen içeride değilken, Nadir içerideyken bir hikayeni anlattım. Bu ayaklarının çalışmadığı, sana çok kızdığın bir an vardı hatırlarsan, evet. Biri takımda. Videonu izledikten sonra da ayaklarının çalışmadığına ikna olmuştun. Ertesi günde rakip şans eseri o çıkmıştı. Oradan bahset. Yani kendini izledikten sonra ayaklarının çalışmadığına ikna olan bir oyuncusun. Nasıl oldu onu bize bir anlat istersen. Yani ayakların çalıştığını hissederdin ama sonra izleyip ikna oldun. Evet. Şöyle bir şey. Aslında sizin bu yaptığınız canlı yayınlarında esas olarak önemli şu ki oyuncular aslında maçın içindeyken dışarıdan hocamızla, ailemizle, dışarıdakiler de bize ne isterse desin, biz kendimizin hatalarını göremiyoruz. Çünkü o adrenalin, o heyecanla oynarken biz sadece o an maçı kazanmaya ve o vuruşu vurmaya odaklanıyoruz. Sayı odaklı yani. Aynen öyle. Siz bana dediniz hatta ayakların dur ama ben size dedim ki nasıl yani, benim ayaklarım canlı aslında. Evet. Ama gerçekten kendimi dışarıdan izlediğimde, başka bir gözle baktığımda bütün hatalarımı, gerçekten ayaklarımın durduğunu fark edebiliyorum. Bu yüzden bu şu an yaptığımız canlı yayınlarında aslında bizi motive etmekten çok diğer maç için hazırlamak için de çok büyük bir önemi var. Evet, bu çok güzel oldu. Peki sen maçını izledin mi? Nadir izlememiş, sordum. Ben izledim. Hatta eve gittim. Direkt maçımı izledim. Ve orada da ayaklarımın ne kadar durduğunu fark ettim. Ama inan bana, daha önceki o videoyu çekmeden önceki ayakların daha yavaştı. Demek ki hızlanmış. Ben o kadar fazla fark etmedim ama o düşün ki o zaman Sercan öyle bir yavaş hareket ediyordu ki, Adana'nın en iyi oyuncusu, Türkiye'de çok iyi işler yapıyor ama ayaklar yeterli değil Avrupa'da turnuva kazanmak için. Ve o videodan sonra bir anda değişti Şengül. Evet, istersen turnuvada oyuncular neler yapmış, kimler ne söylemiş, onları dinleyelim. Evet sevgili izleyiciler, Özel Vasıf Cup'ta oyuncular, kazanan oyuncular bizlere minik röportajlar verdi. Şimdi onlar sizlerle. Arka arkaya 3. şampiyonluğumdur bu. Güzel turnuvalar geçiriyorum. Öncelikle Özel Vasıf'ın adına bu turnuvada... Özel Vasıf'ın adına geçen bu turnuvada derece elde etmek güzeldi benim için. Değerli bir turnuva bu da. Yusuf Hoca'nın turnuvası gibi. Mutluyum şampiyon olduğum için. Aynı şekilde bu şampiyonlukların devamı için çok çalışmaya devam edeceğim. Benim ismim Almira Akşahin. 12 yaş çiftlerde İkinci olduk. 12 yaş tek kızlarda da şampiyon olmuş bulunmaktayım. İsmim Sayra Ceyhara Bakan. 14 yaş tek kızlarda birinci geldim. Geriden dönüp maçımı aldım. Emek gösterdiğimi düşünüyorum. Rakibimi daha önce oynadım. İlk defasında yenilmiştim ama şu an aldım. Yani çok mutluyum. Çok güzel maçtı ve rakiplerim zordu. Ben Said Zeki Avcı, 9 yaş birincisi oldum. Rakiplerim hepsi zorluydu ve dostumdur. Hepsi de çok zordu. Ve şampiyon geldiğim için çok mutluyum. Benim adım Deniz Varoğlu ve 10 yaş kategorisinde birinci geldim. Ve bu benim için çok onur verici. Rakiplerimin hepsi çok zorluydu. Turnuva çok zorlu geçtiydi. Çok mutluyum. Ben Asım Aras Aslan. 12 yaş birincisi ve 12 yaş karışık çiftler birincisi oldum. Bundan çok mutluyum. Ben bundan çok mutluyum ve rakiplerim çok zordu. Hepsi çok fazla zordu. Onları yenmek zor oldu. Adım Gülnam Otyar'a bakan. 12 yaşta ikinci geldim. Mixlerde birinci geldim.
Bunu çok mutluyum. Merhaba, ben Berem Başaran. 10 yaş tek kızlarda birinci oldum. Şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Esra Özdamar Başaran. Arkadaşım Erkek Günsel ile birlikte Karışık Çiftler Yeni Başlayanlar kategorisine katıldık. Karışık Çiftler'de birinci geldik. Tenise de zaten birlikte başladık. Neredeyse aynı gün. Evet. Ben yine katılmıştım. Hem Karışık Çiftler'de yine bir şampiyonluğum vardı. Bir de Yeni Başlayanlar kategorisinde. Yine Bayanlar kategorisinde birinci gelmiştim. Tek kadınlarda. Tek kadınlarda, evet. Ben de bir kere katıldım daha önce tek erkeklerde. Final oynamıştım. İkinci gelmiştim. Fırsat buldukça katılıyoruz. 2-3 yıl oldu işte. Bence güzel bir kategori. Çünkü tenise başlayıp geç yıllarda başlayan insanlar hiçbir zaman cesaret bulamazdı. Yani böyle bu yarışmalara katılmakta. Bu kategoriyle birlikte bütün katılanlar yeni başlayan olduğu için öyle bir cesaret geldi hepimize ve katıldık. Çok da keyifli geçti. Ben de tavsiye ediyorum. Özellikle yeni başlayan bizim gibi ileri yaşlarda başlayan, çok ileri olmasa da yaşlarda başlayanlar için çok çok iyi bir aktivite. Evet sevgili izleyiciler, oyuncuların konuşmalarını hep birlikte dinledik. Evet Şengül, ne söyleyeceksin? Şu anda yapılan turnuvalarla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ya şöyle diyebilirim. Şu anda gerek basının ilgisi olsun, gerek katılım sayısı olsun, daha bizi motive edici bir artış var. Fakat bence daha fazla ilgi olabilir tenise. En azından futbol olduğu kadar olsun ilgi olabileceğini düşünüyorum. Bütün çocuklara da şunu söyleyebilirim. Tenis bence bütün fiziksel ve beynimizin de çalıştığı bir spor olduğu için özellikle küçük yaştaki çocukları ve az önce de izlediğimiz gibi tenisin yaşı yok aslında ve diğer bütün herkesi tenis oynamaya davet edebilirim. Evet Sercan, senin Şengül'e sormak istediğin sorular var mı? Şengül biraz önce söylediği gibi bir numara şu an klasmanda. Bir numaraya da gelirken işte kendi söylediği hırs yapıp benim bir numarada olmam lazım dedi. Buna gelirken de işte maç bitince eve gidip videoda veya YouTube'daki işte canlı yayını dönüp tekrar bir daha izlemesi, olumlu olumsuz yönlerini alması kendi oyunundan boşuna bir numarada olduğunu göstermez. Demek ki işte bu şekilde çalışması lazım. Diğer oyuncuların da örnek olması lazım. Kendi yetiştirdiği çocuklarına da bence güzel de bir örnek. Bu konuşmasıyla, bu kendinin de ifade ettiği şekliyle. Ben daha hem Şengül'ün şampiyonluklarını daha çok göreceğimize inanırım. Bir, ikincisi de iyi oyuncular yetiştireceğine inanırım. Teşekkür ederim. Evet, Şengül'ün biraz daha turnuvalarda olması gerekiyor. Ben de ona inanıyorum ki altyapıdan yetişecek olan oyunculara örnek olması açısından. Aynı şekilde Musa Hazorba'nın da tabii ki, yani buradan onu da es geçmek istemiyorum. Teknik olarak gerçekten çok önemli bir oyuncu Kakatice tenisi için. Buradan ikinizi de tebrik ediyorum. Yani iki turnuvada da ikisi de şampiyon oldu üst üste. Hem Yusuf Yönler'de hem Özel Vasıf Kap'ta. Evet Şengül, son olarak bize söylemek istediğin bir şey var mı? Yine beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim hocam. Rica ederim. İnşallah daha da bu programda boy göstereceksin. Bol bol turnuva kazanacaksın. Belki öğrencilerinle de gelmeye başlarsın programa. Evet Sercan, benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin izleyicilerimize paylaşmak istediğin bir şey varsa. Evet, iki konu vardır. Onları bir paylaşmak isterim. Öyle noktalaydım programı Mustafa. Birincisi, dün başlayan Güven Sigorta sponsorluğunda 12 yaş tenis ligimiz var. Federasyon kortlarında oynanıyor. Dün başladı, bugün devam ediyor. Yarın ve pazar günü final maçıyla tamamlanacak. Burada kulüplere, sen de biliyorsun, sınırsız takımla katılım şansı verdik. Evet. Mamusa Belediyesi Tenis Kulübü 2 takımla katıldı. Pakan Spor Kulübü 1, Lefkoşa Şehir Kulübü 1, Özev 1 ve Gönyeli Tenis Kulübü 1 takımla katıldı. Toplam 6 takımlı bir 12 yaş altı ligimiz oldu. Dün güzel böyle çocukların 9-10 yaşındaki, 11 yaşındaki, 12 yaşındaki çocukların aynı tişörtleri giymesi, takım havasında beraber hareket etmesi. Ben çok mutlu oldum orada görünce kortlarda.
Önümüzdeki hafta bu konuyu konuşuruz. Bir diğer konu da Zahra Sokağı'nın alt tarafında, bunun bilgisini vermek isterim. Zahra Sokağı'nın alt tarafında belediyenin organize ettiği, düzenlediği bir alan vardı. Oraya bir tane tenis kortu yapılmasıyla ilgili bize başvuru yapıldı, işte ölçülerdir falan. Şimdi biz dedik ki, Hasan Başkan yürüttü o konuyu, bir tenis kortu yapılacağına, yani orada bir faydası olmayacak, daha iyi biz oraya, şu an yazda her tarafta yaptığımız plaj tenisi turnuvaları var. İşte Mausa'da yaptık, Girne'de yaptık, İskele'de yaptık. Dedik daha iyi Lefkoşa'da da olabilecek şekilde bize 3 tane plaj tenisi kortu yapın. Ve bunun sözünü aldık. Bunun da bilgisini vermek isterim. Lefkoşa'da Zahra Sokağı'nın altında yapılacak olan düzenlemede 3 tane plaj tenisi kortumuz olacak orada. Yani bu da büyük bir girişim ve büyük bir olaydır bizim için. Orada Lefkoşa'da plaj tenisi sahasının 3 tane olması. Evet Sercan. Teşekkür ederim sana da. Ben teşekkür ederim sana. Şengül teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir Merkez Kort programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşene dek şimdilik hoşçakalın.